Ankaralı bir genç gece evindeki ocağın hortumunu değiştirmeye çalışıyordu. Yoruldu, derin bir uykuya daldı ama ocağı kapatmayı unutmuştu. Sabah olduğunda o evden büyük bir patlama sesi yükseldi. Genç içeriden alev topuna dönmüş halde çıktı. Komşusunun kapısını çaldı. O kapı açılmasa belki şimdi hayatta olmayacaktı. Yataktan fırladık. Deprem oluyor zannettik ilk önce. Çocuk yandı, şu oğlan yandı. Çok kötü bir geceydi. Bir bomba gibi bir şey patladı. Tam onun şokunu atlatamadık. Doğal gaz patladı, etraf savaş alanına döndü. Ocakla uğraşmış yatmadan önce, gaz kaçağı olmuş. Mamak sakinleri güne büyük bir korkuyla uyandı. Doğal gaz patlaması bu dairede meydana geldi. Tek başına yaşayan 30 yaşındaki Cihan Kurum gece doğal gaz hortumunu değiştirmeye çalışıyordu. Sabah saat 5 sularında uyandı, elektrik kontağına bastı ve işte o sırada büyük bir patlama oldu. Patlamada çocuk yana yana komşunun ziline basmış. Ben kendi banyomu aldım, onu söndürdüm. Dışarı çıktığı halini gördüm, çok kötüydü. Patlamanın etkisiyle binadaki asansörler de hasar görmüş. Sadece oda değil, doğalgaz patlamasının meydana geldiği dairenin yanındaki evde de çok büyük çaplı bir hasar var ve adeta harabeye dönmüş durumda. Benim evimin bu bölgesi de yıkıldı zaten. Kapım kapanmıştı, açılmıyordu. O yüzden balkondan atlamak zorunda kaldım. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede şu anda. Uyutuyorlarmış. Tedbir amaçlı mahallenin doğal gaz ve elektriği kesildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çoluğumuz çocuğumuz için kurtar. Kendimiz için değil de. Gelen mala gelsin, cana gelmesin.